İlimle oldum diyor, vecde vardım diyor. Vecd beni mahvetti diyor, denize düştüm diyor. Yeniden ilme sarıldım kurtulmak için diyor. İlim bana çare olmadı diyor. Ancak cehlim beni kurtardı. Yani ancak cehaletle kurtulabildim diyor. Bedrettin İsyanı o kuruluştaki o zımni sözleşmeye Osmanlı'nın uymamasıyla ilgili çıkmış bir şeydir. Hani ortaklaşa olacaktı? Hani toprak işleyenin olacaktı? Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. İki lafımın belinden tekrar merhaba. Bugün Süreyya Tamer Kozak Bey ile birlikte kalenderiliği konuşacağız. Daha önce İki Papa filmini konuşmuştuk hatırlarsanız bir önceki kaydımızda. Oradaki Cizvitler olsun, Fransiskenler olsun, bunlar üzerine birazcık konuşurken, biraz düşünürken sonradan şunu fark ettik ki benzer ya da benzeştirilebilecek akımların Anadolu'da da hayli etkili olduğu dönemler var. Burada sözü Tamer'e bırakıyorum. Kalenderiler dediğimiz insanlar, insanlık tarihi boyunca varlığına alıştığımız, varlığını çok da yadırgayamayacağımız birçok yerde rastladığımız davranışlara sahipler. Mesela işte Stoacılar'da gördüğümüz, Sofistler'de bazen gördüğümüz, işte Diyojen'de, köpek Diyojen'de gördüğümüz, yani toplum hayatının dışında bir hayat kurarak var olma ve oradan topluma dair bir takım düşünceler geliştirme geleneği mi? Yani buna bir at vermek zorunda değiliz ama insanlığın böyle bir yanı hep var. Bir refleks gibi belki de. Belki de ve hatta şöyle yani bir tür toplumun kendi yansımasını göstermek, yüzüne vurmak ve benzeri boyutlar da içeren bir şey. Örneğin köpek Diyojen kendini olabildiğince alçaltmaya çalışıyordu. Büyük bir fıçının içerisinde yaşıyordu ve kentteki tek dostu köpeklerdi yani. Ve yıkanmıyordu. Dolaşırken peşinde köpek sürüsü dolaşıyordu. Ama aynı zamanda da bir filozof olarak dönemin en muteber kişileri karşısında itibar görüyordu. Kalenderilik de bu şeylerle bir ilişkisi var. İnsanlık tarihinde rastladığımız bu tarz şeylerden birisi kalenderilik. Öte yandan meselenin bir de etimolojisi var. Tasavvuf içerisinde kalenderiliğin bir tarihsel jeneolojisi var. Bir de coğrafi jeneolojisi var. İşte zaman zaman Hindistan'a, bugün Pakistan, Afganistan bölgesine kadar uzanan, bazılarınca Horasan'dan başlatılan, Hemedan'dan başlatılan bir çizgisi de var. Bunlar çok çeşitli katmanlar. Burada anlatacağımız şeyler doğrusu şudur, yanlışı budur gibi bir şey olamayacağı için eldeki bilgilerden nelere bakabiliriz? Biraz öyle düşünelim istiyorum. Bu etimolojisinden söz etmişken, ister misin ben bir şey yapayım? Nedir kalender, niye bu insanlara kalender deniyor? Tabii. Kalender bugün Türkçe'de biraz daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Biz kalenderi daha dünya nimetleriyle çok ilgisi olmayan, daha halim, selim, yumuşak başlı insanlar gibi kullanıyoruz bugün aslında kalender dediğimiz zaman. Çok da uzak değilmiş ama. Değil İnsanlar böyle. Ama etimolojik olarak, kökeni olarak kabul edilen sözcük biraz uzak gibi görünüyor. O da tam tersi gibi görünüyor hatta. Şimdi bu konuda çalışmış insanların bir kısmı diyor ki kalenderlik Farsça kalantardan gelir. Ya da Türkçedeki bu kalantordan gelir. O da iri yarı, kaba saba insan. Aslında daha çok erkek anlamındadır diyorlar. Ve hatta bunun Grekçe karşılığını da kaletoz olduğunu söylüyorlar. Bu ekip bunu iddia ediyor. Ama asıl kabul gören yaklaşımsa Sanskritçe kalandara'dan geldiği bu sözcüğün. Ki kalandara da kanun, nizam dışı, düzeni ve töreyi bozan insan anlamında. Şimdi öyle baktığınız zaman bizim bugün kullandığımız kalender insanla Sanskritçeden gelen anlamı arasında büyük bir açı var aslında. Şimdi o açıyla ilişkili sosyal bir şey söylenecekse şey söyleyebilir Hamit sen. Sen lütfen unutma lafını devam et de. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Evet. Diye bir kanto vardı. Evet. Şimdi oradaki kalender meşrep aslında azla yetinen, küçük şeyle mutlu olan anlamına da geliyor. Yani evet bir tezat görünüyor ama
Hepsinden izlekler de taşıyor aslında biraz. Tam da böyle, çok doğru söylüyorsun. İşte o kalender meşrebi ve kalender insan yakıştırmalarının da tam kaynağı da burası. Çok çelişkili gibi görünse de aslında çok ilginç bir biçimde aynı yerden kaynak alıyor. Çünkü kalenderi dervişleri gerçekten dünya malında gözü olmayan, azla yetinen, kesinlikle hani mal biriktirmeyen, sadece belli bir amaç için yaşayan insanlar olduğu için aslında günümüzdeki Türkçe karşılığının da kalenderi dervişleri arasında bir şeyi var, bir yeri var. Tıpkı bu Sanskrit'ten gelen kanun ve nizam dışılık, düzen ve töre bozuculuk olduğu gibi. Zaten bizim ilgimizi çeken ve belki de bugün konuşacağımız şey de bu Sanskritçe anlamı aslında biraz. Evet. Niye töre bozuyor bu adamlar? Nedir bu adamların problemi, derdi? Ne var orada? Bunu biraz galiba konuşacağız. Şimdi çok Neolitik çağlardan bu yana bu Hindistan, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa coğrafyalarında egemenlik sistemleri, devletler kuruldu. Biz tarih derslerinden bunları hatırlıyoruz. Fakat bu devletlerin kuruluşunu biz tarih derslerinde şunlar, işte bunlar kurdu. Pers İmparatorluğu, işte Uygur İmparatorluğu, Arap Emevi Şeyhliği ve benzeri gibi bir anlatıya sahibiz. Ama bunlar esasen çok geniş ve çok çeşitli halk topluluklarının üzerine kurulan yapılar. Ve onlar tarafından meşru görülerek kurulmuş yapılar değiller çoğunlukla. Hı hı. Yani genel olarak sadece kalenderiler değil, halklar genel olarak devletlerin kuruluşuna ayak diremiş. Çünkü çok çeşitliler ve bugünkü gibi değil mesafeler. 50 kilometre ötede bambaşka şeylere inanan insanlar yaşayabiliyor. Ve hepsini aynı çatı altında toplamanın mümkün olmadığı bir şey var. Ve devlet aslında bunların hepsini bir çatı altında toplama girişimi. Ve bunları asker etme, bunlardan haraç toplama girişimi. Tabii bu devletler bütünüyle şeyle kurulmuyor. Bunlar, bu insanların üzerine çullanarak kurulmuyor. Daha akli bir yolu var bunun, hegemonya dediğimiz. Bu insanların arzu ve şeylerine de bir tercüman olma şeyi, ideolojisine sahip olsunlar ki bu devlet kurma şeyi başarılı olsun. Fakat hikaye şöyle akıyor. Başlangıçta egemenliği tesis edene kadar halk kitlelerinin şeyini, desteğini alan bu devletçükler, burada kelime oyunu da yaptım farkındaysan, zamanla egemenliğin getirdiği şeylerle bu halk kitlelerinin başına bela olmaya başlıyorlar. Evet. Başına bela olmaya başladıklarında da halk kitlelerinin elinde neredeyse tek siyaset aracı inanç toplulukları üzerinden örgütlenmek ve başka bir inancı, yine herkesin eşit olduğu, herkesin kardeş olduğu, herkesin oluşacak fazladan ortak pay alması gerektiğine dair şeyleri içeren yeni şeyler oluyor. O devlet yıkılıp gidiyor, o yeni şeylere cevap veren başka bir devlet ortaya çıkmaya başlıyor. Bu böyle bir teviye ki 10. yüzyıldan itibaren 15. yüzyıla kadar bu coğrafyada onlarca devletimsi yapılar oluşuyor, yıkılıyor ve benzeri. Aslında tam paradigmatik dönüşümden de söz etmiş oldun. Hani paradigmayı bir ideoloji ya da yöntem olarak da düşünebiliriz ama bunun kurumsallaşmış hali, devletlerin de aslında paradigmatik olarak kurulup yıkıldıklarını da bence güzel özetlemiş oldun. Bir de günümüzdeki milli devlet değil burada kastettiğimiz. Evet, evet. Bu çok önemli bir şey zaten. Hani biz bugünden baktığımız zaman Anadolu Selçuklularını bugünkü Türkiye Cumhuriyeti gibi, hani bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkül etmiş bir şey gibi algılayabiliyoruz ama aslında öyle değil. Orada durum çok daha başka. Oradaki devlet anlayışı çok daha başka bir şey. Evet. Bu şeyden biraz söz edelim. Aslında senin söylediğin gibi bu tür mücadele araçları birazcık mistisizm üzerinden yürümek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten muhalefetin elinde çok fazla bir şey yok. Çünkü artı değer birikmemiş, zengin değil insanlar, gerçekten yoksullar ve her gün çalışıp karınlarını doyurabiliyorlar ancak. Böyle olunca bir takım gündelik olayların, gündelik akışın aksine gelişen olaylar onların hayatlarını alt üst ediyor. Mesela devlet adı altında birilerinin gelip askere çocuklarını istemesi mesela.
ya da sürekli bir Moğol saldırılarının olması, bilmem ne olması filan. Özellikle 9. yüzyılda bir mistik muhalefet yaratıyor. Sürekli Anadolu ve sözünü ettiğimiz o Orta Asya coğrafyasında sürekli savaşlar oluyor. Ve bu savaşların yarattığı da bir insanlar üzerindeki bir tepkiden söz edebiliriz. Kalenderiler esasen doğudan, bir kısmı kuzeyden olmak üzere, bir kısmı da Horasan civarından olmak üzere Moğol akınlarından kaçarak Anadolu'ya gelmiş dervişler olarak görülüyor başlangıçta. Geldiklerinde Selçuklu ile karşılaşıyorlar. Ama Selçuklu çöküş sürecine girmiş bir Selçuklu oluyor tam onlar geldiğinde. Ve bir aşamada da Selçuklu çöküyor. Tabii biz bunu kalenderilikle doğrudan ilişkilendirerek söylemiyorum bunu ama işte mesela Babai isyanı, Baba İlyas ayaklanması dediğimiz ayaklanmalarda ayaklanma yenilgiye uğruyor ki şöyle başlangıçta birçok savaşı kazanıyorlar. Selçuklu bu ayaklanmaları bastıramayınca ancak Frank askerlerinin zoruyla yenilgiye uğratıyor ve büyük bir katliam yapıyor. Aynı zamanda da çok kısa bir süre içerisinde çöküyor ve o çöküşün üzerine yepyeni yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Beylikler dediğimiz yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada devletleşmek, biraz büyümek için kendine yer arayan insanların da şeye ihtiyacı var. Bilgi birikimine, manevi şeye ve en önemlisi de halk desteğine. Şimdi Selçuklu'nun çöküşüyle birlikte geriye bir de Roma kalıyor. Bizans da artık çöküş sürecinde ve halkın başına bela olmuş bir yapılanma. Onunla da baş etme potansiyeli gösterecek bir şeyin ancak halk nezdinde bir karşılığı olabilir. Kalenderiler burada da önemli rol oynuyorlar. Şimdi bu kalenderiler dediğimizde kalenderi pratiklerinden de birazdan bahsedeceğiz ama mutlak olarak kalenderi, mutlak olarak rifai, mutlak olarak vefai gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Örneğin Osmanlı Devleti'nin kuruluş ideolojisinde çok önemli yer alan Şeyh Edebali bir vefai şeyhi değil mi? Pekala kalenderi inançları da barındıran bir tarikatın bir yolun yolcusu. Yine Orhan'la birlikte Bursa'yı fetheden Geyikli Baba bir kalenderi. Orada başka beyliklerin değil de Osmanlı Beyliği'nin öne çıkıyor olmasında da bu kalenderi inancının büyük rolü var. Yani kalenderiler aslında Osmanlı'nın kuruluşunda kurucu öğe olarak rol alıyorlar. Alıyorlar. Batıni tasavvuf akımları Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli rol oynuyorlar. Yani bugün bize bazı dizilerde anlatıldığı gibi büyük bir taassup içerisinde bir Osmanlı ailesi var. İslam'ın bütün zahir kuralları uygulanıyor gibi bir hikayenin gerçeklikle ilişkisi yok. Zaten ahalinin önemli bir bölümü Müslüman dahi değil. Ve Müslüman olmaya da davet edilmiş de değil. Bu davet işi de yine kalenderi dervişlerine kalıyor. Bütün bu Balkanları, işte ona Bektaşi de diyor diyebiliyoruz. Bütün bu Balkanları kolonileştiren ve İslam'a davet eden unsurlar arasında da kalenderi dervişleri var. Fuat Köprülü'nün bu konuda bir makalesi var değil mi? Kolonizatör Türk dervişleri diye. Evet, bunu anlatıyor. Ama tabii Osmanlı da sonuçta bir devlet ve Osmanlı da bir süre sonra Bizans'ın yani Doğu Roma'nın mirasını aldıkça halk üzerinde bir egemenlik tesisi manzumesi haline geliyor ve daha zahiri inançlara yöneliyor. İsteriz. Devamını sağlayabilmek için buna ihtiyacı var. Burada şunu söyleyebilir miyiz acaba? Kuruluşu aşamasındaki bir çeşit zımni sözleşmeyi bir süre sonra artık uygulamamaya başlıyor. Çok güzel söyledin. İşte Fetret dönemi dediğimiz şey odur aslında. Şeyh Bedrettin Destan dediğimiz şey de odur. Bedrettin isyanı o kuruluştaki o zımni sözleşmeye Osmanlı'nın uymamasıyla ilgili çıkmış bir şeydir. Hani ortaklaşa olacaktı, hani herkes daha zengin olacaktı, hani refah daha eşit dağıtılacaktı, hani aşar olmayacaktı, hani toprak işleyenin olacaktı diye başlayan bir şey bu. Bedrettin kendisi bir Osmanlı bürokratı, değil mi? Kütahya kadısı. Ve isyan çok yayılıyor. Yani isyan Karaburun'da başlıyor ama Ege, Kuzey Marmara, Trakya'ya kadar yayılıyor. Ve sonra bastırılıyor. Fakat bu süreçte maç skoru yine belli değil. Yani tamam biz zımni sözleşmeyi bozduysak bozduk. Ne olmuş? Hadi işte sizi de bastırdık. Bundan sonra bildiğimizi yapacağız. Yine denilemiyor. Yine o zımni sözleşmeye biz aslında uyuyoruz deyip yeni bir meşruiyet arayışına girmek zorundalar.
Ta ki işte hilafetin Osmanlı'ya geçmesi, İmam Gazali'nin fetvasının, yani içtihat kapısı kapanmıştır, bu yoruma gerek yoktur. İslam nedir? Beş vakit namazdır. Senin zahiri evet, durum dediğin bu aslında. İmanın şu kadar şartı vardır, İslam'ın bu kadar şartı vardır'a dönüşüyor. Şimdi bu zahirle batın arasındaki fark şu. Egemenler her zaman zahiri tercih etmek zorundalar. Zahir ne demek? Hesaplanabilir demek. Ve dünyevi demek. Ezilenler de her zaman batını vurgulamak zorundalar. Çünkü batın ne demek? Aslında adalet demek, özgürlük demek. Yani daha soyut, daha dünyevi olmayan kavramlar anlamında kullanılan bir şey. O yüzden halk kitlelerinin batınla ilişkisi yüzyıllar boyunca sürüyor. Zaman zaman çok kovuşturulsalar da halk kitleleri gizlice desteklerini sunuyorlar. Tabii bu günümüzde Alevilikle de ilgili bu söylenebilir. Ama işte kalenderiler de bir yandan Bektaşilik üzerinden Osmanlı gazi sınıfının neredeyse resmi ideolojisine dönüşüyorlar bir ara. Devletme sisteminin de bunda etkisi var. Çünkü Yeniçeriler aslında aileleri Müslüman olmayan çocuklardan devşirilmiş unsurlar oldukları için o Bektaşilik onlara rahat bir kucak sağlıyor. Kulağınız bizde, Kısa Dalga'da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Peki işte şimdi Anadolu'da kalenderilikten söz ettiğimiz zaman Ahmet Yaşar Ocak'tan da bir söz etmemiz gerekir. En kapsamlı eserlerden birisini vermiş bir araştırmacı. Onun çalışmalarına baktığımız zaman kendisi kalenderilikte iki tabaka görüyor aslında. Bunlardan bir tanesi gerçekten serseri, saldırgan, düzeni bozan her anlamda bir ne diyor ona düşük zümre kalenderileri. Aslında onu söylemiyor. Demiyor. Diğerini tanımıyor. Diğerlerine yüksek zümre kalenderisi diyor. Evet deyince öbürü de alçak oluyor otomatik olarak. Şimdi evet böyle bir şeyden söz ediyor. Tabii bu aslında burada şöyle de bir şey var. 9. yüzyılda ortaya çıkmış 16. yüzyıla kadar Anadolu'da varlığını sürdürmüş bir şey. Ama 9. yüzyılda ortaya çıkışı Anadolu'da değil ama yani 600 yıl Anadolu'da egemen olan bir aslında batini bir düşünce tarzından söz ediyoruz. Zaman içinde bir takım farklılıklar olmuş olabilir ya da koca bir tarikatın içinde farklı uygulamalara denk gelinmiş olabilir. Bu yüksek zümre kalenderileri diye sınıflaması ilginç ama. Çünkü oradaki o yükseklik, yani oradaki okuma, yazma, ulemalıkla ilgili olan şey aslında bugün bile Anadolu tasavvufunun temellerini teşkil ediyor diyebiliriz galiba. Evet ama şimdi bu iki yerden eleştirilebilir Ahmet bu yaklaşım. Birincisi hiçbir bu tasavvuf rotasında, yolunda herkesin Allame-i Cihan, herkesin kaynaklara hakim bir entelektüel olduğunu söylemek mümkün değil. Kalenderileri ayrı bir şeye, kategoriye sokmaya gerek yok. Kalenderiler arasında da tabii ki cahillikle bağlanmış dervişler olduğu gibi ilimle bağlanmış dervişler de var. Burada hemen Kaygısız Aptal'ın bir şeyi var, hikayesi var. Ondan bahsedebiliriz. Kaygısız Aptal şöyle anlatıyor hikayesini. İlimle oldum diyor, vecde vardım diyor. Vecd beni mahvetti diyor, denize düştüm diyor. Yeniden ilme sarıldım kurtulmak için diyor. İlim bana çare olmadı diyor. Ancak cehlim beni kurtardı. Yani ancak cehaletle kurtulabildim diyor. Yani dünyevi olan şey beni kurtardı. Hayatta kalma arzusu beni kurtardı anlamında. Tabii Kaygısız Aptal'ın hikayesine de bir şekilde değinmek gerekir burada ama bu da Selçuklu dönemine dair geri döndürdü bizi ama yani bu konuyla ilgili olduğu için söylüyorum. Yüksek zümre kalenderiyle ilgili sıkıntılı bir nokta da şu. Şimdi kalenderilik normal şartlar altında kentlerin, kasabaların, köylerin marjında, mezarlıklarda yaşayan ve çok özel ritüelleri olan bir dervişler topluluğu. Örneğin Çağrı Darp diye bir uygulamaları var. Melamilik inançlarına çok bağlılar. Melamilik ne? Rezillik diyebiliriz kabaca. Yani insan nefsini ne kadar terk edebilir, kendini ne kadar iğrenç duruma düşürebilir üzerinden bir nefs terbiyesi inancı. O yüzden birkaç nedenle melamiler gibi davranıyorlar. Çıplak geziyorlar mesela. Ya da
çul dediğimiz bir şeyi dolanıp geziyorlar. Direniyorlar. Ellerinde bir işte keşkül dediğimiz bir tas var. Genelde bir boynuz taşıyorlar. Nefir dediğimiz bir çalgı o. Çalması çok zor bir şey. Bir de teber diye ufak bir balta taşıyorlar. Hepsi değil bazıları. Ve mezarlıklarda yatıyorlar. Ateş yakıyorlar. Ateşin etrafında esrar çekip sema yapıyorlar. Bu melamilik aslında kalenderiliği de besleyen önemli akımlardan bir tanesi. Ve bildiğim kadarıyla o da Anadolu çıkışlı değil aslında. İlginç olan zaten bu tür tarikatların hemen hemen hepsinin Maveral Nehir de diyebileceğimiz bir yerden çıkıyor olması. Yani hiçbirinin Arabistan'dan çıkmıyor olması. Gayri Arap, sen onun adını da söylemiştin. Mevaliler. Mevali, gayri Arap Müslümanlığı diye bunların çoğu adlandırılıyor. Evet ve çoğu Emeviler zamanında aslında. Çünkü artık İslam çok büyük bir devlet dini olmuş durumda ve çok kurumsal. Hem zahirileşmiş hem de basit halkın basit taleplerini bile karşılamaktan öte bir egemenliğe dönüşmüş durumda. Evet. Burada melamiliğin şöyle de bir tarafı var. Kınanmak istiyorlar çünkü asla ve en çok korktukları şey riyakâr olmak. Riya kirine bulaşmamak için olabildiğince insanların kendilerini kınamalarını istiyorlar. Yani sokakta birisinin yüzüne gülüp ondan bir merhamet bulmuş olmak onlar için riyakarlığa düşme tehlikesi barındıran bir uygulama. Ve bundan o kadar korkuyorlar ve o kadar kaçınmak istiyorlar ki söylediğin gibi hani çok değişik giysileri de olabiliyor. Yarı çıplak geziyorlar ama bir hayvan postuna da bürünebiliyorlar. Ve eğer birazcık takdir gördüklerini hissederlerse hangi hayvanın postuna bürünmüşlerse onun gibi davranmaya başlıyorlar. Şaman inancında, şimdi şaman denilince çok anlaşılmıyor ama şaman dediğimiz şey aslında Asya paganizmi. Her insan kendi bir ruh hayvanıyla doğar. Ve sen birisiyle bir şeyle mücadele ettiğin zaman o hayvan o şey kılığına girip seninle birlikte mücadele eder. Mesela bu Narnia günlüklerinde de var. Tabii. bu kalenderilerde de böyle şeyler, bu şamanik izler bulmak mümkün. Mutlaka, mutlaka. Özellikle zaten semalarında, danslarında. Pek çoğu biliyorsun fal bakmakla beraber sağaltıcılık da yapıyor, tedavide de bulunuyor. Evet, evet. Aynı zamanda dert dinliyorlar en önemlisi. Derdini evet. Dinlemediği, insanların derdini dinliyorlar. Ve çok sonralara, çağdaş zamanlara gelelim. Aptal dediğimiz, düğünlerde saz çalan, türkü yakan, söyleyen insanlar, sokaklarda ayı oynatan insanlar da aslında onların mirasçıları. Büyük. Neşet Baba da aslında bir aptal tabii. Bir aptaldır, evet. Burada belki işaret edilmesi gereken bir başka noktada şey, mazdekçilik diye bir akım var. Mazdekçilik de bir tür primitif, yani premodern bir sosyalizm tahayyülü. Mülkün, dünyadaki bütün varlığın insanların, varlıkta insanların eşit hakkı olduğu düşüncesi. Bu kalenderilerde çok güçlü bir fikir. Yine kadın erkek eşitliği çok güçlü bir fikir. Yani güçlü fikir de demek doğru değil belki. Olmazsa olmazı çok temel bir şey. Tabii zındık ilan ediliyorlar, mülhit ilan ediliyorlar. Zaman zaman çok büyük zulme uğruyorlar. Zaman zaman hafif hoş görülüyorlar. Ama başlarına çok iş geliyor. Kovuşturuluyorlar. İşte bu semah sırasında ateş çevresinde dönerlerken yakalanırlarsa katlediliyorlar. Başlarına her iş geliyor. Fakat öte yandan bu yüksek zümre kalenderiliği bir yandan Bektaşilik tarikatı içerisinde yükselişini sürdürüyor. Dergahlar kuruyorlar, medrese gibi eğitim veriyorlar, yazılı kaynaklar üretiyorlar ve benzeri. Öyle bir donanım becerileri de var. Kalenderilerin diğer tarikat ehillerinden şöyle de bir farkı var. Kesinlikle toplumdan el ayak çekmiyorlar. Hani az önce söyledik, zaten isimleri töre bozan. Bu onların ciddi bir karakteri ve kesinlikle inzivada falan yaşamıyorlar. Tamamen halkın arasında yaşıyorlar. Ve başta senin de söylediğin gibi halka da bir ayna tutuyorlar. Bu anlamlarıyla çok anarşistler aslında. Evet, evet. Yani toplumdaki bütün çelişkileri, bütün riyakarlıkları, bütün düzenin eşitsizliklerini de sergilemekten kaçınmıyorlar. Bu onları kaçınılmaz olarak teber taşımaya, yani o baltaları taşımaya, pek çoğunu tabii ki, hepsini değil ama, ve savaşçı olmaya da itiyor. Şimdi az önce Bedrettin'in sözünü ettik. Aptal, kaygısız aptal aslında böyle birisi.
Hani börk yücesi var, torlağı var. Aslında kolonizeleştirme sürecinde aslında bunlar çok savaşçı insanlar. Çok öyle barışçı ve çok çiçek insan, çiçek çocuklar değiller. Değiller zaten şey olarak o zamanki sosyoloji açısından da ne Anadolu'nun ne Orta Doğu'nun öyle bir şeye imkan vermesi de söz konusu değil. Yani o barışçı, pasifist versiyonları belki Budist rahipler arasında onlar ortalama 6.000-7.000 metrede yaşadıkları için mi tam bilemiyorum. Ki o da öyle değildir biliyorsun. Budist rahipler de aslında evet, aralarında çok... Manastırlar var Budist evet. Rahiplerde. Evet. Tayland'da da 2010'da galiba ayaklandılar. Bayağı bir ayaklandılar falan. Biliyorsun çok sosyalist manastırlar var. Komünist evet. Manastırlar var. Evet. Yani bu sosyalizm hani birisinin icat etmesi, Karl Marx adında birisinin icat etmesi gereken bir şey değil. Çok basit bir şey. Hani sıradan mülksüz insanın ilk aklına gelecek en basit fikir sosyalizm aslında. Her baldırı çıplak bir gün sosyalizmi keşfedecektir. Keşfetmesine gerek yok. Doğal arzusu odur yani. Şeye düşerse, hani gaflete düşerse, mülk telaşına falan filan o ayrıca konuşulabilir. Aslında buna tercüman oluyorlar. Şimdi Osmanlı'nın yozlaşmaya başlamasıyla birlikte bu batınilik ayrı bir önem kazanıyor. Ve hani örneğin 2. Beyazıt, Safevi Devleti'nin Safevi tehdidi diyelim. Ki Safevi de yani Şah İsmail de bir Türk beyi, kendisinin Mehdi'liğine inanan birisi. Bu Osmanlı'ya karşı muhalifleşmiş halk kitlelerini ki biz onlara bugün Aleviler de diyoruz, kendi etrafında toplamaya başlıyor. Çok ilginçtir özellikle Ege bölgesinden birçok katılım oluyor. Ona bu çağrıya çok uyan oluyor. Fakat savaşı kaybediyor. Savaşı da barut yüzünden kaybediyor belki biliyorsundur. Evet. Barut teknolojisine geçemediği için tüfeklerle ve toplarla savaşı kaybediyor. Savaşı kaybettikten sonra da uzunca bir süre bu savaşta ona destek vermiş Anadolu Türklerine, Kürtlerine yönelik bir baskıcı ve katliamcı bir politika izleniyor. O dönemde bir kalenderi şeyhi işte menakıbnamelerde bile bunlardan bahsettiğini biliyoruz. Yine başka bir noktaya gidelim. 2. Beyazıt'ta suikast girişiminde bulunuyorlar. Bu çok önemli gerçekten. Mesela 1492'de Arnavutluk seferi sırasında bir torlak aslında, bir kalenderi dervişi suikast girişiminde bulunuyor. Fakat o sırada Beyazıt'ın yanındaki İskender Paşa bunu erken fark edip kalenderi dervişini sanıyorum kılıcıyla parçalıyor. Evet. Başarıya ulaşmıyor. Fakat ilginç olan bir şey mesela daha sonra 16. yüzyılda 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı bir suikast var. Bu suikast gerçekleşiyor. Suikastçı yakaları hapsediliyor ama Sokullu da ölüyor. Evet, şimdi bütün Celali isyanlarının arkasındaki manevi iklimi anlamak için de çok önemli kalenderli. Bütün Celali isyanları sonuçta zulme karşı bir karakter taşıyorlar ve ahaliye bu zulme son verecekleri vaadiyle yükselebiliyorlar ancak. Burada hani vergi düzeni falan filan gibi ayrıntılara girmek istemiyorum. Zaten o anlamda biz soy tarihçi falan da değiliz. Yani onlara girmek bizim haddimizi de aşar. Osmanlı'nın o dönemlerinde hani halkın Osmanlı hakkındaki genel kanaati nedir dersen şu okuyacağım şeyde dörtlükte ortaya çıkıyor zaten. Eğri kaltak Osmanlı, şalvarı şaltak Osmanlı. Eken de yok, biçen de yok, yeme de ortak Osmanlı. Aslında bu ana fikrin etrafındaki o muhalif şeyin bilgisine biz kalendiri de diyebiliriz. Şimdi genel olarak bu kalendiridir diyoruz ama buraya kadar hikayenin biraz tasavvuf tarihi açısından rotasına baktık. Biraz devlet-halk ilişkisi üzerinden rotasına baktık. Ama aslında bu kalenderilik, bektaşilik, vefailik dediğimizde birçok rota var. Mesela menakıbnameler. Bunlar çok önemli edebiyat eserleri. Çok önemli işte Sarı Saltuk gibi menakıplarıyla Anadolu halkına ışık tutmuş bir Bektaşi şeyhi var. Hala Balkanlarda türbesi ziyaret edilen. Yine şiir konusunda mesela saz aşıklığıyla ilişkileri. Işık, aşık mı bunlar acaba ışıktan mı geliyor? Tartışması var. Çağrı Darp'ın nedenlerini birazcık anlattık. Kaygısız Aptal'ın hikayesini, Kaygısız Aptal'ın geyik diye Aptal Musa'yı vurmasından bahsetmedik. Belki bunlardan bahsetmek için ikinci bir bölüm yapmak gerekecek Ahmet.
O zaman bu bölümü burada bağlıyor olalım ve çok gecikmeden ikinci bölümü de kısa bir zaman sonra yayınlayalım. Tamam, öyle yapalım. Hoşça kal. Peki. Hoşça kal. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.